Evet, gördüğünüz gibi bütün evler boş. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz hayalet şehire dönüşü Yusufeli. Bayağı binaların içi boşaltılmış. Yaklaşık bir ay sonrasında da buralarının komple su altında kalması planlanıyor. Tabi bu su altında kalma olayı devlet büyükleri, firmalar tarafından kontrollü bir şekilde yaptırılıyor. Yani bunun için teknik konuda detaylı olarak ben tam bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Yani istendiği zaman su bir miktarda tutuluyor. Sonra artması sağlanıyor ama diğer kanaldaki diğer videomda göreceğiniz üzere yaptığımızda 2 gün öncesine göre şu an geldiğimizde suyun asfalt üzerinde yaklaşık 10-15 metre civarı yürüdüğünü gördük. Yani her gün 5 metre 10 metre aralığında suyun gelişine göre burada su artıyor ve bütün Yusufeli'yi yutmak üzere. Aynı zamanda da burada gördüğünüz evlerde oturanlar da varsa bu videoda onlar için bir hatıra olsun. Ben buraya sırf bu videoları yapmak için geldim. Son hatıra çekimlerimiz olsun. Bir daha çünkü buraları göremeyeceğiz. Şimdi size birazdan ilçe merkezini de göstereceğim. Şu an tabii herkes değer olan malzemelerini yine kullanabiliriz umuduyla tekrar değerlendirmeye çalışıyor. Almaya çalışıyor. Çünkü onlar almazsa yarın öbür gün hırsızlar vesaire girip bunların hepsini bir şekilde kesin alacak. Ben de buradayım yani. Alıyormuşlar. Katlık uzatmanın bizi görüntüsü kalmış.
Bu arada şu görmüş olduğunuz tepeye çıkıp drone çekimleri yapmıştım Yusuf Veli'nin üzerinden. O videolarımı da yani burası ile ilgili 2 gündür çok fazla video yaptım arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videolardan bunları da izleyebilirsiniz. Var. Şu görmüş olduğunuz çizgiye kadar su yani şuraya kadar minimum gelecek arkadaşlar. O yeni yapılan yukarıdaki yol kullanımda olacak. Doğal olarak artık buralar sular altında kalmış olacak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyidir. Böyle hatıra olsun diye son son çekiyorum buraları. Evet, burada arkadaşlar kamu binaları varmış. Gördüğünüz gibi kamu binalarını yıkarak işe başlamışlar. Bu görmüş olduğunuz
enkazın geri dönüştürülebilir demir metallerini çıkarıyorlar. Kalan kısım enkaz halinde böyle kalıyor. Sonrasında ne yapacaklarını bilmiyorum. Birkaç rivayet var. Böyle bırakılacak, su altında kalacak diyen de var. Belki devletimiz bunun için başka bir şey düşünmüş de olabilir. İnanın bilmiyorum. Sonuçta ağacı bile söküp yerinden başka bir yere dikmeyi bile düşünebilen bir hükümetimiz varsa eminim maksimumda kullanacaktır bu kalacak olan bütün malzemeleri. Burası da meşhur Atatürk heykellerinin olduğu yer arkadaşlar. Şurası sökülmüş. Herhalde yeni yerleşimde yeni yerlerine takılacaktır diye düşünüyorum. Burası Ziraat Bankası. Evet, böyle devam ediyoruz.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada bir cami varmış. Minaresi duruyor. Camiyi yıkmışlar mecburiyetten. Şimdi hurda ayrıştırmasına başlayacaklar. Minare belki böyle kalır. Su altında hatıralar olur. Bunun şurada da yıkılmış enkazlar var. Ya orası da herhalde bir kamu binası da olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk kamu binalarından başlamışlar yıkmaya. Evet. Şöyle bir kısım var. Cami. Bilenler, hatırlayanlar varsa son hali bu durumda arkadaşlar. Arkadaşlar çok merak ettim. Şurası kimin evi ya? Burası kiminse adamsın abi sen. Tek başına bir kamu kuruluşunu bilmiyorum ama bakın inanılmaz bir şey. Önüne set verilmiş ve üzerine bina çıkılmış. Kamu kuruluşuysa da bravo, şahısa da bravo. Korkusuz zor bir proje yapmışlar bence. Evet, şurada şunu dikkat ettim. Bakın, geri dönüşüm burada firmaları var. İnsanlar elde çıkan, evinden çıkan parçaları demek ki buraya park karşı satıyor. Bu hurda firmaları da bunu alıp
talep eden kişilere aracılık yapıyor, satıyorlar. Böyle bir sektörde oluşmuş. Evet, turumuzun sonuna geldik. Videomuzu zaman yapıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videomuzu görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bu Artvin Yusuf ile ilgili kalmamız daha bir sürü videolar var. Bunları da izleyebilirsiniz. Hepsi canlı, günceldir. Kendinize iyi bakın, selamlar. Thank you.